Merhaba arkadaşlar. Bugün ışığın yansıması ve düzlem ayna kısımlarını göreceğiz. Işığın yansıması su dalgalarının yansımasına benzer. Işığın yansıtıcı bir yüzeye çarpıp geri dönmesine yansıma denilir. Yansıtıcı yüzeye dik doğruya normal denildiğini hatırlıyorsunuz. Dik çizdiğimiz zaman normal. Gelen ışının normalle yaptığımız açıya gelme açısı Yansıyan ışığın normalle yaptığı açıya ise yansıma açısı denir. Burada gelme açısını i ile göstermiş. Yansıma açısı da R. Unutmayın her zaman gelme açısı yansıma açısına eşittir. Aynı zamanda şuradaki açımız da yine buradaki açıya yani gelen ışının şu düzlemle yaptığı açıda da yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açıya aynı zamanda nedir? Eşittir ışığın yansıması iki kanun ile açıklanır bunlar. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal doğrusu aynı düzlemdedir ve ikincisi de az önce söylediğim gelme açısı yansıma açısına eşittir. Burada da arkadaşlar bakın yine düzgün bir yüzeyimiz var. Evet, buna 45 dereceyle gelmiş. Dolayısıyla 45 dereceyle yansıyacak gel maçı gel yansıma açısına eşit olacak şekilde ya şöyle yapıyoruz buna bir normal çekiyoruz arkadaşlar normal çekiyorum sonrasında da bir nokta belirtiyorum gelen ışından düzgün bir nokta köşegen olması bizim işimizi kolaylaştırır ama fark etmez Mesela ya şu köşegeni ya şu köşegeni alacağım. köşe noktayı alacağım. bunu alacağım şimdi anlatırken. Şimdi arkadaşlar bunun seçtiğim noktaya ne yapıyorum? 150 aynı doğrultuda bir normale çizgi çekiyorum. Ve bu çizdiğim çizgi dik olmuş oluyor. Yani noktanın normale olan dik uzaklığını alıyorum. Kaç birim? 2 birim. Diğer taraftan da aynı şekilde uzattığım zaman, iki birim uzattığım zaman bu noktaya denk geliyor. Demek ki diyorum ki yansıyan ışının ışın bu noktadan geçecek. Dolayısıyla yansıyanımı bu şekilde çizebiliyorum. Bakın burada da aynı şekilde yapıyorum. Yine dik çekip mesafe alabilirim. Ya da direkt 45 derecede geldiğini görebiliyorsanız 45 ile yansır diye çizebiliriz. Burada da arkadaşlar aynı. Düzlemim ikiye bir. Noktamı seçip aynı yüzeye paralel çiziyorum. Yani ikiye bir çizdiğim zaman bize dik mesafeyi vermiş oluyor normalde. Buradan kök 5 birim. Diğer taraftan da kök 5 birim gittiğim zaman bu noktadan geçeceğini anlıyorum. Ve şöyle yansıyanımı gayet kolay bir şekilde çizebiliyorum. Bu şekilde de aynısını yapıyoruz. Yansıyan ışınların birbirine paralel olduğu yansıma, düzgün yansıma, dağınık olduğu yansımaya dağınık yansıma denir. Bakın ilk şekilde 3 tane paralel ışın demeti gelmiş. Üçü de birbirine paralel olarak yine yansımış. Ancak burada paralel gelen ışın demetleri dağınık bir yüzeye yani pürüzlü bir yüzeye çarptıktan sonra Hepsi farklı bir doğrultuda dağılmış. Buna da dağınık yansıma diyoruz. Bir tane örneğimiz var. Şekildeki I ışık ışını önce X sonra Y düzlem aynasından yansıyor. Buna göre I ışık ışınının Y düzlem aynasından yansıma açısı kaç derecedir? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İster çizerken direkt açıları yazarak çizebilirsiniz. Ya da önce çizip yansıtıp daha sonrasında da açıları koyabilirsiniz. Ben öyle yaptım şimdi. Buradaki açımız 50 derece ise yansıyan ışığımızın 150 yaptığı açı da 50 olacaktır. Üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. 50 burada, 50 burada, 100. Demek ki buraya 80 kalıyor. O halde burası da 80'dir. Soru bize. Y aynasından yansıma açısını soruyor. Arkadaşlar yansıma açısı Yansıyan ışığın normalle yaptığı açıydı. O halde Y düzlemini normal çizersem normalimi çizdim Y düzlemine. O halde ne derim? Şu aradaki açı yansıma açısıdır. Zaten burası tamamı dikti. Yani 90 dereceydi. Ee, sağ taraftaki açımız yani e, 150 yaptığı açı 80 ise buraya kaç derece kaldı? 10 derece. Yani yansıma açımız 10 derece. Tekrar söylüyorum. Yansıyan ışığın normalle yaptığı açıya yansıma açısı denir. Yani şuradaki açı arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Şekildeki I ışık ışını Y aynasından yansıdıktan sonra geldiği yoldan geri dönüyor. Y aynasından yansıdıktan sonra geldiği yoldan geri dönüyorsa bu ışın X aynasından yansıttıktan sonra Y aynasına dik gelmiştir arkadaşlar. Ancak dik gelirse kendi üzerinden geri dönebilir. O halde burası 90 derece. E zaten şurada 30'da gelmişse burasının da 30 derece olduğunu biliyoruz. 90, 30, 120 üçgenin iç açıları 180 derece olduğu için buradaki teta açımıza da 60 derece kalıyor. Cevabımız 60 derece oldu. Anahtar bilgi. Cisimlerin görünmesi, şekillerin, renklerinin ve derinliklerin algılanması dağınık yansımayla oluşur. Bir tane örneğimiz var. X aynasına gönderilen şekildeki 3 tane ışık ışınından hangileri X aynasından yansıdıktan sonra Y ve Z aynalarından da yansır. Yani 3 aynaya da çarpmasını istiyoruz bu ışınların. Hangileri bakalım. K'ye bakayım arkadaşlar ilk başta. K 2'ye 1 geliyor. Yansıdıktan sonra da 2'ye 1 devam edecek. 2'ye 1 yoluna devam ettiriyorum. Tekrar 2'ye 1 olduğu için yani düşeyde 2 yatayda 1. O zaman düşeyde 2 yatayda 1 olacak şekilde normalde yani yaptığı şeyden bahsediyorum. Yansıyacak. Dolayısıyla 2'ye 1 yoluna devam ettireceğim. 2'ye 1 devam ettirdiğim zaman K sadece X ve Y'ye çarptı. Fakat Z'ye çarpmadığı için K olmayacak. Yani K'yi eledik. Diğerlerine bakacağım. K'ye bizim ne değilsin dedik arkadaşlar. Şöyle eledik. L'ye bakalım. L köşegen gelmiş. Bakın köşeden geldiği için köşegen yansıtıyorum. Top. 45 dereceyle geldi. 45 ile yansıyacak. Buraya da aynı şekilde köşegen geldi. Yani 45 dereceyle geldi. Dolayısıyla 45 dereceyle yansıyacak. Bakın tam Z'nin ucuna yetişebildi. 45 dereceyle geldiği için yine şu şekilde yoluna devam edecektir. O halde L oldu arkadaşlar. Bir de M'ye bakalım. M de aynı şekilde 45 derece geliyor. Köşeye yön geliyor. Dolayısıyla devam ettireceğim köşeyi. Yine 45 derece geldiği için Y'ye çarptıktan sonra bu şekilde yoluna devam edecek. Z çarptıktan sonra bu şekilde devam edecek. M de aynı şekilde 3 aynaya da çarptığı için M'yi de alıyorum. Yani cevabım L ve M olacak. Bir diğer sorumuz. Şekildeki düzenekte KLM ışık ışınlarından hangileri yansımalardan sonra P noktasından geçer? Arkadaşlar burada e, hatta daha önceki yıllarda da Çıkmış soru var buna benzer. Şimdi bakıyorum. K ışık ışına buradan yansıdıktan sonra köşegen geldiği için köşegen gidiyor. Buradan yansıdıktan sonra P'den geçiyor. Arkadaşlar bu oldu. Devamında L'ye bakayım. L 2'ye bir çarptı. Dolayısıyla şu şekilde 2'ye 1 2'ye 1 gittiğim zaman Yine P'den geçti. Bunu da aldım. M'ye bakayım. M köşegen gelmiş. Dolayısıyla köşegen devam edecek. Şu şekilde geçecek, böyle devam edecek. Ee, M P'den geçmiyor arkadaşlar. Yani cevabım K ve L seçeneği olacak. Bir başka örneğimiz. Bir I ışık ışının düzlem aynadan yansıması şekildeki gibidir. Ayna hangi yönde kaç derece döndürülürse I ışık ışını kendi üzerinden geri dönerek yansır. Şimdi kendi üzerinden geri dönerek yansıyabilmesi için e, aynamızın e, gelen ışınla 90 derecelik bir açı yapması lazım. Yani gelen ışın aynaya dik gelmesi gerekiyor. O halde şöyle bakalım. Şimdi normal şartlarda şuradaki açı şuradaki açıya eşitti. E 40 Demek ki toplamda ne kaldı? 140. Dolayısıyla buradaki açım 70. Buradaki açım 70. Gelen ışının buradaki yaptığı açı 110 derece. Bakın. Oradaki yaptığı açı 110 derece. Ama bize ne lazım? 90 derece ile gelmesi lazım. Dolayısıyla ben bu aynayı bir yönünde 20 derece çevirdiğim zaman şuradaki açım dik olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabım bir yönünde 20 derece olacaktır. Bir başka sorumuz. Şekildeki düzenekte S ışık kaynağından çıkan ışık ışınları aynadan yansıdıktan sonra perdeye ulaşıyor. Buna göre perde üzerinde kaç birim uzunluk aynadan yansıyan ışıklardan ışınlardan ışık alır? Şimdi Aynaya yolladım ışınımı. En üst tarafına yolladım. Üst tarafına yolladıktan sonra kendi üstünden geri dönecek. Çünkü şurası dik gelmiştir. Dik gelip kendi üzerinden geri dönecek. Buraya geliyor. En üst olarak buraya gelecek. En son yollayabileceğim yer de alt noktasındadır. Dolayısıyla yolladığım yine köşeye geldiğim için 45 dereceyle geldiği için 45 derecede devam edecek. Dolayısıyla aynadan çıkan ışınlar e, şu bölgeyi aydınlatır arkadaşlar. Yani o bölge ışın alır. O da neyi soruyor? Kaç birim uzunluktur? 1, 2, 3, 4, 5 birim deriz cevabımıza. Evet. Aşağıda, aşağıdaki düzeneklerde ışık ışınlarının yansımalarını çizerek gösteriniz. Şimdi öncelikle buradaki ışık ışınımız köşegen gelmiş. Köşegen devam edecek. B'ye bakıyorum. 2'ye 1 gelmiş. 2'ye 1 devam edecek. Aynı şekilde bu sefer düşeyde 2 yatayda 1 gelmiş. O zaman aynı şekilde 2'ye 1 devam edecek. Bu şekilde yansıtırım arkadaşlar. Bu Bakın. E, ee, düşeyde 2. Yatayda 3 olacak şekilde gelmiş. Dolayısıyla yine aynı şekilde 2'ye 3 yansıtacağım. Yani şu noktaya gelecek. Buradan şu şekilde çiziyorum. D'de köşeye geldiği için köşegen devam ediyorum. Sonra dik olduğu için kendi üzerinden geri dönecek ve tekrar geldiği yolu izleyerek yoluna devam edecektir. Burada arkadaşlar yine 45 dereceyle geldiği için 45 derece yapacak şekilde yansıyacak. Devamında 45 dereceyle tekrar yansıyacak. Diğer bir düzlem aynamızda. Buraya da 45 ile geldiği için 45 ile yansıyacak. Aynı şeyde 45 ile yansıyıp şu şekilde yoluna devam edecek. Burada da köşegen gelmiş. Köşegen devam ediyor köşegen devam edecek. Buradan şöyle yine köşegen devam edecek. Köşegen geldiği için köşegen devam edecek ve e, ortamdan çıkacak arkadaşlar. Düzlem aynalarla dersimizde devam ediyoruz. Bir düzlem aynada görüntü oluşumu. Bir cisimden çıkan ışınlar düzlem aynada yansısa o cismin aynada görüntüsü oluşur. E, dikkat edin. L ve M'den aynaya ışın gidebiliyorken K'den aynanın yüzeyine ışık gidemez. Dolayısıyla L ve M'nin aynası L ve aynada görüntüsü oluşur. Fakat K noktasından çıkan ışın ışınlar düzlem aynada yansıyamayacağından e, bu noktanın görüntüsü aynada oluşmaz. Bir noktanın aynadaki görüntüsünü çizebilmek için o noktadan aynaya en az iki ışık ışını gönder, gönderip yansıtılır. Görüntü yansıyan bu ışınların ya da uzantılarının kesiştiği yerde oluşur. Bakın K noktasından aynaya herhangi iki ışın. Belli bir yeri yok arkadaşlar. Herhangi iki ışın yolluyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak şekilde. Şekilde de gördüğümüz gibi bu noktadan bir şöyle ışın yollamış. Bir tane böyle ışın yollamış. Daha sonra bunları yansıtmış aynadan yansıyanların uzantısını aldığı zaman bu uzantıların kesişim noktası cismin görüntüsünün yerini bize söyler. Bir cisimden çıkan ışık ışınları aynada yansıdıktan sonra kendileri kesişiyorsa gerçek görüntüsü oluşur. Bir cisimden çıkan ışınların aynada yansıdıktan sonra uzantıları kesişirse sanal yani zahiri görüntü oluşur. Düzlem aynada oluşan bütün görüntüler sanaldır. Yani biz aynaya baktığımız zaman aynanın arkasında görürüz kendimizi. Yani bu işte sanal görüntü olmuş oluyor. Ve biz sanal görüntüleri görebiliriz arkadaşlar. Bir tane örneğimiz var. Noktası KLM cisimleri bir düzlem aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre bu cisimlerin düzlem aynadaki görüntülerini çiziniz. Evet ne yapıyorduk? Ee, uzun uzun çizebiliriz. Bir tanesi için göstereyim mesela. K için gösterecek olursak. Mesela şöyle ikiye bir yollarım. ikiye bir yansır. Uzattığım zaman şuradan de devam ediyor. Sonra köşegen yollarım bir tane. Köşegen yansır. Şöyle uzatırım bunu da köşegen olarak. Şuradan geçer. Dolayısıyla burada kesiştiği için k noktasının görüntüsü buradadır derim. Yahut daha pratik bir yöntem de uygulayabilirim. Bunu anladık zaten. Farklı bir yöntem daha göstereyim size. Ne yapacağım? Aynaya böyle uzunmuş gibi düşüneceğim. Tamam mı? Aynaya göre noktanın simetrisini alacağım. Yani K noktası burada. Aynaya olan dik uzaklığı. Yani aynaya olan dik uzaklığından kastım. Aynayı uzun gibi düşün. Dik uzaklık böyle arkadaşlar. Şu şekilde bulunur. Aynaya olan dik uzaklığı burada iki birim. Demek ki aynanın arkasında da iki birim olacağından yani şuradaki mesafe, şuradaki mesafe eşit olacak. Görüntüm burada. E aynı şekilde M'nin görüntüsü aynaya olan dik uzaklığımız bir birim olduğu için aynanın arkasında da bir birim uzaklıkta olacak. L'nin aynaya olan dik uzaklığı bakın dik uzaklık diyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. 3 birim. O zaman L'nin görüntüsü de aynanın arkasında 3 birim mesafede olacaktır deriz. Burada da arkadaşlar mesela böyle bir şekilde e, görüntüsü çizerken aynı şekilde e, genellikle cismin köşe noktalarına harf verilir. Mesela burada şu sivri tarafına B demiş. Burada arka tarafa A demiş. Sonra noktaların görüntüleri nerededir ona bakarız. İşte A'ya bakıyorum. Aynaya olan dik uzaklığı 2 birim. Demek ki arkasında da 2 birim uzaklıkta olacak burada. Daha sonra B'nin aynaya olan dik uzaklığı bir birim. Demek ki B'nin görüntüsünde aynaya olan uzaklığı bir birim olacak. İki noktayı belirttikten sonra noktalarımı birleştiriyorum. E, sivri uç B olduğu için okumun yönünde B'den tarafa gösterdiğim zaman görüntümü oluşturabilmiş oluyorum. Aynı şekilde işte aynada elimizi koyduğumuz zaman bu şekilde sanal ve cisme göre düzdür. Görüntü ön-arka sağ-sol terslemesine sahiptir. Hatta arkadaşlar ambulans yazısı ters yazılır biliyorsunuz ambulansların üzerine. Çünkü önündeki sürücü dikiz aynasından baktığı zaman ambulansı düzgün okuyup anlayabilsin diye ambulansın önünde yazı ters yazılır. Evet Burada da Aşağıda düzlem aynanın önünde bazı noktalar verilmiştir. Bu noktaların görüntülerini çizmemizi istiyor. Hemen çizelim. K noktasının aynaya olan dik uzaklığı 2 birim. Dolayısıyla 2 birim geleceğim. K üst. Burada da dik uzaklığım kök 2 yani köşegen. Şurada P üst Görüntü burada olur. Bakın sakın şu hataya düşmeyin. İşte P burada şöyle aynaya olan uzaklığı bu. Buradan da böyle olur demeyin. Önemli olan bizim için dik mesafe arkadaşlar. Şu şekilde dik mesafeyi almam gerekiyor. Yine bu şekilde de L'ye bakıyorum. L ucunun aynaya olan uzaklığı dik mesafesi bir birim. Arkadan da bir birim geleceğim. L üstü diyeceğim. K'ye bakıyorum iki birim. Arkadan geldim iki birim. K üstü dedim daha sonra noktalarımı birleştirip sivri ucum L tarafı o zaman okumu L'den tarafa çizdim. Aynı şekilde arkadaşlar. Bakın burada dik uzaklık 1.5 köşegen. Aynanın arkasında da 1.5 köşegen gittiğim zaman R üstü burada. P'ye bakıyorum. Bir köşegen. Buradan da bir köşegen geldi. P üstü burada. Daha sonra noktaları birleştiriyorum. Sivri 3 R'den tarafta. O zaman okumu R'den tarafa çektim. Burada da aynı şekilde harf verebiliriz. Mesela A, B, C dedim. A bir birim ileride. O zaman bir birim öteye A'yı çizdim. A'nın görüntüsü. B aynaya dik uzaklığı iki birim. O halde buraya da B üstümü koydum. C'ye bakıyorum. Aynaya olan uzaklığı üç birim. Yani aynanın arkasında da üç birim olacak. Son noktalarımı birleştiriyorum arkadaşlar. AB kısmı turuncu bölge. Dolayısıyla şu şekilde hatta boyum size. Şu şekilde bir görüntümüz oluşur aynada. Aynı şekilde görüntüsünü çizin demiş. Yine L'yi 2 birim olduğunu biliyorum. 2 birim arkasında çizdim L üstü. M'yi çiziyorum. M burada. N 3 birim. 3 birim geriye çizdim. N üst dedim. K noktasına baktım. 4 birim. Dolayısıyla aynanın arkasından 4 birim geldim. K noktası. P noktası aynı şekilde bir altta 4 birim. Burası da P üstü. Daha sonra noktalarımı birleştirdiğim zaman aynadaki görüntüsünü bulabilirim. Yine aynı örnekten L'nin mesafesine baktım. 2 birim. Tabi mesafe diyorum ama dik mesafe olduğunu anlıyorsunuz artık. Yine aynanın arkasına da devam ettirdiğim zaman iki birim. Burası L üstü oldu. K'den geldim. 3 birim. Devam ettim. 3 birim buraya K üstü dedim. M. Bakıyorum bir birim. Aynadan bir birim geldim. Burası M üstü. Sonra noktalarımı birleştiriyorum ve görüntümü bu şekilde oluştuğunu söyleyebiliyoruz. K cismi var. X ve Y aynalarında oluşan ilk görüntülerini çiziniz. X aynasındaki bakın K 2 birim. Dolayısıyla L noktam burada. K noktam iki birim. 2 birim de buradan geldim. Sivri uç L'den tarafta okumu çizdim. Gelelim Y aynasına. Arkadaşlar dik mesafesi lazım. L'nin dik mesafesi şöyle çizdiğim zaman. 1.5 köşegen. Devam ettiriyorum. 1.5 köşegen dik olacak şekilde L buraya geldi. K yarım köşegen dik mesafe. Devam ettirdiğim zaman yarım köşegen buraya geldim. Burası da K üstü. Noktalarımı birleştirdim. Ve ok yönünün L taraftan olduğunu biliyorum. O halde şu şekilde çizebiliriz. Düzlem aynada görüş alanı. Arkadaşlar görüş alanı bulunurken iki yöntem yapabiliyoruz. Birincisi aynanın yakın tarafına yol yakın ucuna yolluyorum ışınımı. Yansıtıyorum düzgün bir şekilde. Daha sonra öbür ucuna yolluyorum. Yansıtıyorum. İşte bu iki yansıyanın arasındaki bölgeyi e, gözlemci görebiliyor. Yahut şunu yapıyorum. Gözün simetrisini alıyorum. Ya da gözlemci diyelim. Gözlemcinin simetrisini alıyorum. Gözlemci buradaydı. Aynaya göre simetrisi burada. Ya da görüntüsü burada. Sonra aynanın bir bir ucuna yolluyorum. Bir de diğer ucuna yolluyorum. Ve şu alanı yine görebildiğinden bahsedebiliyorum. Burada da arkadaşlar şekildeki G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci K ve L noktalarının görüntülerini düzlem aynada görebildiği halde M noktasının görüntüsünü göremez. Burası önemli arkadaşlar. Bir düzlem aynaya yaklaştığımızda Görüş alanımız artar Tekrar söylüyorum Düzlem aynaya yaklaştırdı yaklaştığımız zaman gör Görüş alanımız artar Fakat Vücudumuzda gördüğümüz bölgenin Alanı değişmez Şu Şekilde de gördüğümüz gibi Arka tarafta gördüğümüz alan Artarken Vücudumuzda gördüğümüz bölgenin alanı Değişmiyor gençler Bir tane örneğimiz var G noktasından düzge, düzlem aynaya bakan bir gözlemci şekilde KLM noktalarından hangilerinin aynadaki görüntülerini görebilir? G noktasından bakan bir gözlemci. Ne yapıyorduk? G'nin aynaya göre simetrisini alabilirsin bir yöntem. 3 birim olduğu için 3 birim arkaya çizdim. Daha sonra aynanın bir burcuna bir uzak ucuna yolluyorum. Köşegen sanırım şöyle. Köşegen gittiğim zaman M'den geçiyor. Dolayısıyla L ve M'yi gördüğünü söyleyebilirim. Burada da G noktasal düz, G noktasından düzlem aynaya bakan bir gözlemci şekildeki K, L, M noktalarından hangilerinin aynadaki görüntülerini görebilir? G'den bakan bir gözlemci ne yapacağım? Yine aynanın üst ucuna yolluyorum. Çarptıktan sonra dik geldiği için kendi üzerinden geri yansıyacak. Sonra aynanın bir de alt ucuna yolluyorum. Alt ucuna yolladım. 3'e 2 gittim. Buradan da 3'e 2 gideceğim arkadaşlar. Ve şu alanı görebilir diyorum. Bu alanda da sadece L noktasını görebilir. Bir gözlemci O noktasından düzlem aynaya bakıyor. Bu gözlemci perde üzerindeki hangi aralığı görebilir? Yine iki yöntem yapabilirsin, buradan da yollayabilirsin ya da simetrisini alırsın. Simetrisini aldıktan sonra bir üst uca, bir alt uca yolluyorum ve LP aralığını Arasını görebilir arkadaşlar. Hemen bir başka sorumuz. Buna göre, KLMP metal bilgileri, metal bilgiler arkadaşlar saydam değildir. Yani ışığı geçirmezler. Dolayısıyla baktığımız zaman arkasındaki cismi göremeyiz. Düzlem aynaya şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre G noktasından aynaya bakan bir gözlemci bu bilgilerden hangilerinin aynadaki görüntüsünü görebilir? Şimdi arkadaşlar farklı yöntemler uygulayabiliyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. G'nin simetrisini alabilirim. G'nin aynaya göre simetrisi tam olarak bu noktadadır. Daha sonra bakın. K'ye doğru baktığım zaman K'ye doğru baktığım zaman K'yi görebiliyorum. Okey. K'yi gördüm arkadaşlar. Ee, bu arada görüş alanı normalde bir bu uca Bir de şu uca yolluyorum. 2'ye 1, 2'ye 1 M'yi de görebiliyorum. O halde K'yi gördüm. M'yi gördüm. Dikkat ederseniz P görüş alanımın dışında kaldı. Bunu göremiyorum. Bir de arkadaşlar. Şuradan baktığım zaman. Şu farklı renk kullanayım. Buradan böyle baktığım zaman. L cismi. L biniyesi. K'nin arkasında kalıyor. Yani önünde K olduğu için. Ve saydam olmadığı için. L cismini göremiyorum. Yani sadece. K ve M cisimlerini görebilirim. Aynaların döndürülmesi Arkadaşlar şimdi Bir aynayı Buradan Alfa kadar çevirdiğimiz zaman Yansıyan ışığımız Şu yansıyan ışığımız 2 alfa aynı yönde sapar Tekrar söylüyorum Aynayı alfa kadar çevirdiğimiz zaman yansıyan ışınımız 2 alfa sapacaktır. Şekildeki P bölgesinin içinde bir düzlem ayna vardır. Bu aynaya gönderilen 5 ışık ışını aynadan yansıttıktan sonra 5 demişim özür dilerim. S ışık ışını aynadan yansıttıktan sonra S yolunu izliyor. Buna göre ayna hangi yönde kaç derece döndürülürse seçişik işine geldiği yoldan geri döner. O halde bakalım. Tabii çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Ee, uzantılarını alıp şu şekilde kesiştirip burada işlemimi yapabilirim. Ama ben genelde taşımayı seçiyorum. Ya bunu şuraya taşıyabilirsiniz, ya da diğerine bunu alıp buraya taşıyıp birleştirebilirsiniz. Ben şimdi şu aşağıdaki ne? Buraya taşıyacağım taşladım. İçeri tarafta yani bu şekilde gelen bir ışın şöyle yansıyıp yoluna devam ediyor. Peki arkadaşlar şu aralarındaki açı ne kadar? 50 orasıysa tamamı 180'den bu açımız 130 derece. Kendi üzerinden yansıyan ışın yani şu ışının gelen ışık üzerinden geri dönmesini istiyorum ya yani yansıyan ışınımı 130 derece saat yönünün tersinde ne yapmam lazım? E, saptırmam lazım. Dolayısıyla biz aynayı alfa çevirdiğimiz zaman yansıyan ışın 2 alfa yer değiştiriyordu. Dolayısıyla 2 alfa dediğimiz şey 130 olduğu için yani yansıyan ışının 130 derece sapmasını istiyorsam 130 bölü 2'den 65 derece aynamızı çevirmemiz lazım. Burada da hareketli ayna ve hareketli cisim problemleri. Aynamız ilk şekilde sabit. Cisim aynaya doğru V hızıyla geliyorsa görüntümüz de aynaya doğru V hızıyla yani V hız büyüklüğüyle gelir. Ee, eksi V demesinin sebebi hız biliyorsunuz vektörel bir büyüklük. Yani eksi, buradaki eksi yönünün ters olduğu anlamına geliyor. Ee, yan taraftaki şekilde bu sefer cisim sabit ayna v hızıyla cisme doğru gelirse görüntü cisme göre 2v hızıyla gelir. Bir tane örneğimiz var. Şimdi burada hem ayna gidiyor hem cisim gidiyor. Şimdi şurada görüntümüz var diyelim başlangıçta. Bir görüntümüz. Şimdi cisim aynaya doğru yaklaşınca cisim aynaya doğru yaklaşınca hatırlayın görüntü de aynaya doğru yaklaşıyordu. Ve aynı hızda yaklaşıyordu. 3 metre bölü saniye hızla bu tarafa doğru gitmek istiyor. Geliyor yani. Evet, aynı zamanda aynayı 2 metre bölü saniye hızla sağa çekersem görüntü de aynı yönde ve iki katı büyüklükte bir hızla gidiyordu. Dolayısıyla 4 metre bölü saniye sağa 3 metre bölü saniye solaysa 4 eksi 3'ten aynamız 1 metre bölü özür dilerim aynamız diyorum. Görüntümüz yere göre hızının büyüklüğü 1 metre bölü saniye olur. Noktası H K cismi şekilde gibi yerleştirilmiş düzlem aynanın yüzeyinden H yükseklikte aynaya paralel RS yolundan sabit V hızıyla hareket ediyor. H K cismi R noktasından S noktasına 10 T sürede ulaştığına göre G gözlemcisi bu cismin aynadaki görüntüsünü kaç T süresince görebilir? Şimdi 10 T'de RS'yi alıyormuş. Zaten burası 10 bölme arkadaşlar. O mesafemiz şuradaki mesafemiz 10 bölme olduğu için ve 10 T'de gittiğine göre her T'de bir bölme ilerlediğini anladım. G'nin görüş alanına bakalım. Şöyle simetrisini alıp çizdiğim zaman aynanın iki ucuna şu alanı görebiliyor. Yani cisim burayı buradan geçerken görebilecek. Burası da 1 2 3 4 5 6. 6 bölme olduğu için cismi 6T süre boyunca görebilir. Düzlem aynalarda görüntü sayısı düzlem aynada görüntü oluşabilmesi için Cisimden çıkan ışık ışınları aynalardan yansımalıdır. Şimdi burada bir açılı duracak şekilde iki tane düzlem ayna. Bakın arasında dar açı alfa ise k cisminin oluşan toplam görüntü sayısı 360 bölü alfa aradaki açı eksi 1 bağıntısıyla hesaplanır. P cisme XY aynaları arasında şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre şekildeki KLM ile belirtilenlerden hangileri P cismin X ve Y aynalarında oluşan görüntüsüdür? Şimdi bir kere arkadaşlar P cisminin X aynasındaki görüntüsü K gibi olur. Şimdi P cismin X aynasında oluşan görüntüsünün Y aynasında oluşan, oluşturduğu görüntü de L gibi olur ama M gibi bir görüntü oluşmaz. Yani cevabımız K ve L olacaktır. Burada da bir bilgi var arkadaşlar. İşte birbirine paralel iki ayna arasında arasındaki bir cisim sonsuz tane görüntüsü oluşur. Birbirine paralel iki ayna arasındaki cismin sonsuz tane görüntüsü olduğunu bileceğiz.